Tekrardan merhabalar. Şimdi ise deneyimlerini ve değerli bilgilerini paylaşmak üzere BAT Türkiye Raporlama ve Planlama Müdürü Sayın Melike Çiçek bizlerle. Melike Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ben sahneyi size bırakıyorum. Çok teşekkürler. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Sizinle bir arada olduğum için oldukça heyecanlıyım ve umarım verimli bir session geçiririz ve session'ın sonunda aklınızdaki sorulara cevap vermiş olurum. Ben Melike Çiçek. BAT'de yaklaşık 7 yıldır çalışıyorum. Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Kıbrıs'tan sorumlu raporlama ve planlama müdürüyüm. Aslında bugünkü akışta kısaca kendimden bahsediyor olacağım. Ardından BAT Global ve BAT Türkiye ile ilgili bilgiler vereceğim. Ve sonrasında da kariyer planlaması yaparken nelere dikkat edilmeli? BAT'de Marketing ve Sales Departmanı nelerden oluşuyor? Ve bununla birlikte staj programı, GG programı gibi programlarımızdan bahsediyor olacağım. Kendimle başlayalım. Ben Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme mezunuyum. İkincilikle mezun oldum. Ve aynı zamanda Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümüyle de çift anadal yaptım. Aslında üniversite dönemini oldukça verimli geçirdim diyebilirim. Çünkü 2008 senesinde Almanya'da The International School of Management'ta, Management Okulu'nda Erasmus programına katıldım. Muhtemelen her Erasmus'a katılan kişiden duyacağınız gibi üniversite öğrenimi süresince aldığım en doğru kararlardan biriydi. Benim için oldukça verimli oldu diyebilirim Erasmus. Bununla birlikte Erasmus programı dışında oldukça verimli stajlarım oldu. Burada ekranda gördüğünüz gibi Arkas, Henkel, Mercedes-Benz, Siemens gibi uluslararası firmalarda genellikle uzun dönemli stajlarım oldu. Ve aslında stajlarım da finans ağırlıklıydı diyebilirim. Çünkü o dönem işletme okurken hedefim finans alanında devam etmekti. Fakat aynı zamanda pazarlama alanını da merak ediyordum. Ve Henkel'de daha önce staj yapmış olmam benim için profesyonel iş hayatına müşteri ilişkileri sorumlusu olarak Henkel'de başlamamı sağladı. Yani aslında staj sayesinde ben Henkel'de işe başlamış oldum. Bu anlamda stajın önemini vurgulayabilirim. Yaklaşık 2 yıl müşteri ilişkileri sorumlusu olarak Henkel'de çalıştıktan sonra Ferrero Çikolata'ya ticari pazarlama yöneticisi olarak geçtim. O dönemde yani 2012-2013 senesinde pek çok şirkette ticari pazarlama departmanı kurulum aşamasındaydı. Bu anlamda da oldukça şanslı olduğumu söyleyebilirim. Çünkü Ferrero'da da bu departman kurulurken departmanda yer aldım. Bu sayede çok fazla deneyim sahibi olma şansını buldum. Ve aslında gördüğünüz gibi stajlarım finans ağırlıklı olsa da daha sonra pazarlama alanında başladığım kariyerim pazarlama alanında devam etti. Çünkü kişisel özelliklerimi dikkate aldığımda ve yeteneklerimi dikkate aldığımda pazarlama departmanına daha uygun olduğumu gördüm. Ferrero'da yaklaşık 3,5 sene çalıştıktan sonra da 2016 senesinde BAT'de alışverişçi pazarlama yöneticisi olarak başladım. Ki alışverişçi pazarlama da aslında ticari pazarlamanın bir koludur. Yaklaşık 2 sene bu departmanda yer aldım. BAT'nin en büyük avantajlarından biri aslında rotasyon. Yani siz işe başladıktan sonra her zaman sabit bir şekilde aynı departmanda devam etmiyorsunuz. Tabii ki şirketin ihtiyaçlarına, sizin isteğinize ve kişisel özelliklerinize göre farklı rotasyonlar yaparak farklı departmanlar görme şansınız oluyor. Ben de açıkçası marka departmanını oldukça merak ediyordum ve bu sayede 2 sene sonunda marka departmanına geçiş yaptım. İlk etapta Kent marka yöneticisi olarak görev aldım. Daha sonra ise marka müdürü rolüne terfi ettikten sonra Kent markasına farklı markalar da eklendi. Dunhill ve Lucky Strike gibi. Ki o dönemde sadece Türkiye'den değil toplam 10 tane ülkeden sorumluyduk. Bu anlamda da yine kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü her markanın dinamiği farklı, her ülkenin de dinamiği farklı. Bu anlamda farklı ülkelerde farklı markalar için sorumluluk alarak kendimi geliştirme fırsatı buldum. Şu anda da aslında 2022 senesi itibariyle yaklaşık bir sene olmak üzere raporlama ve planlama müdürü olarak çalışıyorum. Gördüğünüz gibi aslında birbirinden 7 sene içerisinde 3 farklı pozisyondan, 3 farklı departmandan bahsettim. O anlamda BAT'de rotasyonun çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Ve bu sayede aslında farklı departmanlarda görev alarak 360 derece bakış açısını geliştirme fırsatı buldum diyebilirim. Peki BAT Global'e geldiğimizde neler söyleyebiliriz? BAT Global 1902 senesinde kuruldu. Yaklaşık 120 yıllık bir deneyime sahip ve toplam 55 binin üzerinde çalışanı var ve 147 farklı milletten oluşuyor. Bu anlamda oldukça güçlü bir organizasyonuz diyebiliriz. Reynolds birleşmesiyle de daha da güçlü hale geldik. Global olarak baktığımızda 200'den fazla markamız var.
bunu şu şekilde söyleyebiliriz. Tabii ki her ülkede aynı markalar yer almıyor. Ülkenin ve tüketicilerin ihtiyaçlarına göre her ülkede farklı markalarımız var. Ama toplam olarak baktığımızda 200'den fazla markamız olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda toplam 200'den fazla pazarda BAT olarak yer alıyoruz ve 50'den fazla pazarda da pazar lideri konumundayız ve bununla da gurur duyuyoruz. Toplam 42 ülkede 45 fabrikamız var. Türkiye'de de bilenleriniz vardır. Fabrikamız Samsun'da. Birazdan detayları paylaşacağım ama Samsun bizim globaldeki en büyük 5. fabrikamız diyebilirim. Bildiğiniz gibi şu anda yeni kategorilerle ilgili çok fazla gelişme var ve şirketler buna yatırım yapıyor. Biz de yeni kategorilere oldukça önem veriyoruz ve yaklaşık 2,5 milyar dolarlık bir yatırımımız var. Ve son olarak aslında Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksine baktığımızda da bu endekste yer alan tek tütün firmasıyız, tütün şirketiyiz. Bu anlamda da oldukça gurur duyuyoruz diyebilirim. Peki Türkiye'ye geldiğimizde yapı nasıl? Aslında Türkiye'nin BAT Türkiye, daha doğrusu TCNC olarak baktığımızda 4 tane pazardan sorumluyuz. Bu 4 pazara bakacak olursak öncelikli pazarlarımız, odak pazarlarımız Türkiye ve Azerbaycan. Bunun dışında Kuzey Kıbrıs ve Gürcistan da bu 4 pazarın içinde yer alıyor. Türkiye tabii ki lider pazar, hem satış hacmi olarak baktığımızda hem de satış değeri olarak baktığımızda totalde, ama TCNC olarak 4 tane pazardan sorumluyuz. Bu 4 pazarda da 4 pazarın içinde sadece Samsun'da fabrikamız var. Bir tane fabrikamız var diyebilirim. Şu anda Türkiye'de 2002 senesinde kuruldu BAT Türkiye ve 20. yılımızı kutluyoruz Türkiye'de. O anlamda da oldukça gururluyuz ve heyecanlıyız 20. yılımızı kutladığımız için. Türkiye'de dolaylı ve doğrudan toplam çalışan sayımıza baktığımızda 4500 çalışanımız var. Buna Samsun fabrikamıza dahil olmak üzere. Biraz önce belirttiğim gibi Samsun fabrika BAT grubun 5. en büyük fabrikası ve Türkiye'de de toplam 2 milyar dolarlık, hatta 2 milyar doların üzerinde bir yatırımımız var. Burada gördüğünüz gibi ofisimizin fotoğrafları var. Ofisimiz de oldukça yenilikçi bir ofis. İstanbul Maslak'ta yer alıyor ve oldukça fazla ödüle sahip bir ofis diyebilirim. Peki gelelim kariyer sürecine. Tabii ki öncelikli olarak eğitimimiz oldukça önemli ama bununla birlikte ilgi duyduğumuz alanlar, kendi özelliklerimiz, hayat tarzımız, yeteneklerimiz de bizim kariyer seçiminde oldukça önemli rol oynuyor. Yani sadece eğitim aldığımız bölümde devam etmek zorunda değiliz ki bunun örneklerini çok fazla görüyoruz. BAT'de sales ve marketing olarak bakacak olursak da aslında sales ve marketing çatısı altında toplam 4 tane bölüm var diyebilirim. Bunlardan birisi benim de içinde yer aldığım stratejik planlama ve içgörü departmanı. İkincisi FMC, yani geleneksel kategori marka ekibi, ki benim de Kent, Dunhill, Lucky Strike olarak bahsettiğim, daha önce içinde yer aldığım ekip. Daha sonra üçüncü ekibimiz yeni kategorilerin marka ekibim ve son olarak da aslında trade ekibim. Trade ekibinin de çatısının altında hem satış ekibi, satış organizasyonumuz hem de aktivasyon ekibimiz var diyebilirim. Peki bu departmanlar genel olarak nelerden sorumlu diye bakacak olursak, stratejik planlama ve içgörü departmanını şirketin beyni olarak düşünebilirsiniz aslında. Çünkü bütün tüketici araştırmaları, raporlar, forecastler, planlamalar, talep planlamalar bizim departmanımızdan çıkıyor. Ve aslında bu raporlar ve içgörüler sayesinde şirketin gelecek planı, 5 yıllık planı, 1 yıllık planı ya da 3 yıllık planı belli oluyor. Bu anlamda aslında bu araştırmalar ya da raporlar olmasa günün sonunda şirketin hareket etmesi oldukça zor olur diyebilirim. Bu arada stratejik planlama ve içgörü departmanının altında da 3 farklı bölüm var gibi düşünebilirsiniz. Bunlardan birisi research departmanınız, ikincisi benim de yer aldığım reporting and raporlama ve planlama departmanı, üçüncüsü de talep planlama departmanı. Ama tabii ki 3 ayrı bölüm demekle birlikte sürekli bu 3 bölüm birlikte çalışıyor ki şirkete anlamlı datalar, raporlar sağlayabilmek için. FMC, yani geleneksel kategoriler marka bölümümüz de aslında bizden aldığı raporlar, insight'larla birlikte şirketin portföyünü oluşturuyor. Doğru tüketiciye, doğru ürünlerle, doğru pakette, doğru fiyatlarla gitmeyi sağlıyor. Bu anlamda da aslında oldukça yoğun bir ajandası var diyebilirim. Ve biraz önce bahsettiğim gibi her ülkede aynı markalarla yer almıyoruz. Çünkü her ülkenin makro ekonomisi farklı, tüketicilerin ihtiyaçları farklı ve trendler farklı.
ve tahmin edeceğiniz gibi trendler günden güne, hatta an be an değişebiliyor. O yüzden de aslında marka ekibiyle stratejik planlama ve içgörü ekibi sürekli kol kola çalışan iki ekip diyebilirim. Çünkü biz pazar trendlerini takip ettikçe, yeni trendler fark ettikçe bunu marka ekipleriyle paylaşıyoruz ve bu sayede planlarımız da aslında değişebiliyor. New categories, yeni kategoriler marka ekibi de aslında son dönemde en hot topic olan konulardan biri bildiğiniz gibi. O da aslında geleneksel kategorilere benzer bir iş yapıyor tabii ki doğal olarak. Onlar da yine tüketicilerin ihtiyaçlarına göre doğru ürünü, doğru fiyatla, doğru paketle, doğru görsellikle sunma üzerine çalışıyor diyebilirim. Ve son olarak da dördüncü bölümümüz trade. Trade biraz önce bahsettiğim gibi iki farklı bölümden oluşuyor. Birincisi satış. Satış ekibi de aslında doğru noktada ürünün bulunurluğundan, genel olarak özetleyecek olursak, ürünün bulunurluğundan ve dağıtımından sorumlu. Doğal olarak aslında ürünlerin hiçbir zaman stoksuz kalmaması gerekiyor ki tüketici istediği ürüne istediği anda ulaşabilsin. Bununla birlikte aktivasyon ekibimiz de var ki benim bahsettiğim alışverişçi pazarlama pozisyonu aktivasyon ekibi altındaydı, çatısı altındaydı. Bu ekip de aslında birebir iletişim, CRM, retailer gibi konulardan sorumlu. Aslında visibility gibi görünürlük, ürünlerin görünürlüğü nasıl sağlanabilir? Hangi noktada ne yapmak gerekiyor? One to one'da birebir iletişimde nasıl bir iletişim kurmak gerekiyor gibi konulardan sorumlu diyebilirim. Aslında genel olarak genel hatlarıyla BAT'deki satış ve pazarlama dünyası bu şekilde. Peki BAT öğrencilere ne gibi fırsatlar sunuyor diye bakacak olursak, öncelikli olarak bizim hem uzun dönemli hem de kısa dönemli staj programlarımız var. Bu arada bu staj programlarıyla ilgili bilgilere Instagram, LinkedIn gibi sayfalarımızı takip ederek her an ulaşabilirsiniz. Bizim genellikle kısa dönemli stajlarımız Haziran ve Eylül arasını kapsıyor diyebilirim ve 2-3 aylık periyotlarda oluyor. 3. 4. sınıf ve master öğrencilerini kabul ediyoruz. Uzun dönemli stajlarda genellikle 3-6 ay arasında değişebiliyor. Özellikle uzun dönemli stajlar ihtiyaca göre açıldığı için eğer Instagram ve LinkedIn gibi sayfalarımızı takip ederseniz bu ihtiyaçlar açıldığında haberdar olabilirsiniz. Yaz stajları genelde dediğim gibi Haziran ve Eylül arasını kapsıyor. İlanlar da genellikle Mart ve Mayıs dönemleri, Mart-Mayıs arasında açılıyor. Biz ilk günden itibaren stajyerlerimize sorumluluk veriyoruz. Çünkü biz aslında stajyerlerimize geleceğin çalışanları gözüyle bakıyoruz. O yüzden mutlaka stajyerlerimizin ilk günden itibaren projeleri oluyor. Ve aslında staj dönemince bu projelerden sorumlu olup staj dönemi bittiğinde yöneticilerimize sunum yapıyorlar. O anlamda da aslında kendilerini gösterme şansı bulabiliyorlar projeyi sunarak. Ve bunun dışında aslında bizim için en önemli programlarından biri, ikinci programımız Global Yönetici Adayı, yani GG programı. Global Graduate programı. Aslında bu programı şöyle düşünebilirsiniz. Diğer şirketlerde yer alan Management Trainee ile benzer bir program. 12 aylık bir program. Bizim için oldukça önemli çünkü öğrenciler, yani daha doğrusu bu programa başlayanlar, bu programdan mezun olduğunda direkt yönetici adayına geçiş yapıyorlar. O yüzden bizim için aslında oldukça kritik bir program diyebilirim. Ve yine stajlarımızda olduğu gibi ilk günden itibaren çalışanlarımıza, GG adaylarımıza projeler veriyoruz. Dediğim gibi 12 aylık bir program ve sadece Türkiye'de değil, uluslararası öğrenme deneyimine de sahip oluyor bu kişiler. Çünkü özellikle akademimiz var, BAT akademimiz var ve İngiltere'de gerçekleşiyor bu BAT akademi. Aslında hem farklı milletlerden ve farklı kültürlerden insanlarla, çalışanlarla tanışma fırsatı bulunuyor ve bu kişilerle de ortak projelerde yer alarak kendilerini geliştirme fırsatı bulabiliyorlar. Ve tabii bunun dışında İngiltere'deki BAT akademi dışında da aslında Türkiye'de de farklı rotasyonlar gerçekleşebiliyor. Yani merkez ofisten sahaya, sahadan merkez ofise ya da marketing ve sales çatısı altında ya da diğer departmanlarda rotasyonlarla farklı departmanları görme şansınız oluyor ve aslında bu programın en önemli amaçlarından biri de dediğim gibi BAT için yönetici yetiştirmek ve bu programdan mezun olduğunda direkt yönetici rolüne mezun olmuş oluyorsunuz. Stajların da bu arada güzelliklerinden biri de aslında staj programınız başarılı geçtiğinde bu GG prosesine direkt dahil olabiliyorsunuz. Yani direkt değerlendirmeye alınabiliyorsunuz. O yüzden de aslında staj programlarının oldukça önemli olduğunu söyleyebilirim.
Tabii ki etkinliklerimiz ya da programlarımız sadece staj ve GG programı ile sınırlı değil. Bunun dışında farklı programlarımız da var sağ tarafta gördüğünüz gibi. Örneğin BAT Journey programı. BAT Journey programı hem İstanbul'da hem de Samsung Fabrika için geçerli bir program. Yani merkez ofis ve Samsung Fabrika için geçerli bir program. Burada eğer öğrenci şehir dışından geliyorsa BAT şehir dışından gelen öğrencilere ulaşım imkanı da veriyor. Yani ulaşımını biz sağlıyoruz. Bu sayede bu programla Journey ile hem BAT'yi hem de BAT'deki departmanları ve yöneticileri yakından tanıma fırsatı bulabiliyorsunuz. Bunun dışında kafe chatlerimiz var İstanbul ve Ankara'da gerçekleşen. Öğrencilerle yine kafelerde bir araya gelerek farklı departmanlar, farklı kariyer rutları gibi konularda öğrencilerle bilgilerimizi ve deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Etkinliklerimiz kimi zaman online gerçekleşiyor, kimi zaman yüz yüze gerçekleşiyor. Zaten eğer dediğim gibi bizim platformlarımızı takip ederseniz bu etkinliklerin zamanlamasıyla ilgili ve başvuru süreçleriyle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Burada aslında bahsetmek istediğim bir konu daha. GG programı bizde ihtiyaca yönelik açılıyor. Yani her yılın belli bir periyodunda değil, ihtiyaca göre, şirketin pozisyon ihtiyacına göre açılıyor. O yüzden aslında bu platformları takip etmeniz önemli. Stajda dediğim gibi kısa süreli stajlarımız Mart ve Mayıs tarihleri aylar arasında açılıyor. Genellikle de Nisan ayında. Uzun dönemli stajlarımız ise yine ihtiyaca yönelik açılıyor. Bunlardan bahsedebilirim size. Benim sunumum şu anda bitti. Aslında sorular varsa sorulara cevap vermek isterim. Melike Hanım, evet sunumunuzu bitirdik. Şimdi birazcık daha vaktimiz var. Bir 10 dakika kadar. Ben size soruları yönlendiriyorum. Çok teşekkür ederiz sunum için. BAT Türkiye ile yolunuz nasıl kesişti diye bir sorumuz var öncelikle. Süper. Ben aslında bu anlamda şanslı insanlardan biriyim. Çünkü Ferrero'da çalışırken tam iş aramakla ilgili bir sürece girmek üzereydim ki BAT bana ulaştı. Bu anlamda da şunu söyleyebilirim. CV'nin güncel olması kritik önem taşıyor. Öğrencilere de vereceğim en büyük tavsiyelerden biri budur. Çünkü ben her zaman CV'mi güncel tutuyorum. Tam o sırada BAT beni aradı ve BAT benim çalışmak istediğim şirketler listesinde her zaman yer alıyordu. O yüzden oldukça heyecanlandım. Ve BAT'nin bir İK firması aracılığıyla bana ulaştıktan sonra süreç hızlı bir şekilde ilerledi. Case study, yüz yüze görüşme ve farklı mülakatlarla toplamda yaklaşık 1,5 ay süresinin içerisinde kabul edilmiş oldum ve hızlıca başladım. Yani burada tavsiye vereceğim şey şu, tabii ki LinkedIn, Instagram'da da pozisyonlarımız açık ama sizin CV'nize göre de şirketler size ulaşabiliyor. O anlamda CV'nin güncel tutulması oldukça önemli diyebilirim. Teşekkür ederiz. Bir diğer sorumuz, satış ve pazarlamada raporlama ne kadar önemli şeklinde? Çok güzel bir soru. Şimdi bazen insanlar ya da öğrenciler ilk mezun olduğunda direkt satış departmanında ya da marka departmanında çalışmak isteyebilir. Ama şunu söyleyebilirim, raporlama departmanı aslında şirketin beyni, biraz önce bahsettiğim gibi. Çünkü hem pazarlamanın hem de satış ekibinin planlama yapabilmesi için içgörüye ve dataya sahip olması gerekiyor. Ki o datalarla birlikte o planlamayı yapabilsin, hedefler belirleyebilsin ya da aktivasyonlarını, portfolyosunu buna göre şekillendirebilsin. O anlamda da aslında biz datayı, BAT için söylüyorum, oldukça verimli kullanan ve oldukça fazla data kullanan bir şirketiz. Hem kendimiz araştırma yapıyoruz hem de üçüncü partilerden de data alıyoruz ve bu dataları harmanlayarak aslında şirketin geleceğini öngörüyoruz. Ve bu bilgileri de diğer departmanlarla ve şirketle paylaşarak ortaya bir plan, bir yıllık, üç yıllık ve beş yıllık gibi hem kısa dönemli hem de uzun dönemli planlar çıkarılmasını sağlıyoruz. O anlamda aslında raporlama oldukça önemli. Bir de özellikle Türkiye konjektüründe bakarsak tahmin edeceğiniz gibi konjektür sürekli değişiyor. Yani ekonomi sürekli değişiyor, trendler sürekli değişiyor. O anlamda da aslında bizim departmanımız bu değişen trendleri, değişen tüketici ihtiyaçlarını tespit ederek yine diğer departmanların ve şirketin planını oluşturmasında, vizyonunu, misyonunu oluşturmasında çok kritik bir role sahip diyebilirim. O yüzden açıkçası ben raporlama departmanında çalışmayı
herkese tavsiye ederim. Çünkü bir de bununla birlikte tüm departmanlarla iletişim halinde olmanızı sağlıyor. Yani benim gün içerisinde aslında konuşmadığım herhangi bir departman yok. Hem satış departmanı hem de pazarlama departmanıyla, daha doğrusu marka departmanıyla sürekli iletişim halindeyim diyebilirim. Teşekkür ederiz. Bir diğer sorumuz, bir mühendislik bölümü öğrencisi bu alanda çalışmak için kendini nasıl geliştirmeli? Öncelikle aslında kendi ülkemizde ve hatta globaldeki değişimleri, süreçleri takip ediyor olmamız gerekiyor. Yani güncel olmamız gerekiyor, kendimizi up to date tutuyor olmamız gerekiyor. Bu anlamda çeşitli podcastler, TED Talklar, köşe yazıları ve farklı platformları takip etmek oldukça önemli. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi ekonomi günümüzde çok değişen bir şey olduğu için ekonomiden özellikle haberdar olmak kritik bir role sahip. Çünkü enflasyonun değişimi, currency'nin değişimi gibi dataları biliyor olmak bu departman için önemli. Bununla birlikte biz günlük hayatımızda çalışırken Microsoft Office programlarını, yani Excel ve PowerPoint gibi programları oldukça yaygın kullanıyoruz. O yüzden hani benim tavsiyem öğrencilere mutlaka bu programları öğrenebildikleri kadar detaylı öğrenmeleri. Çünkü ne kadar detaylı bilirsek işimizi gün içerisinde o kadar kolaylaştırıyor. Bunu söyleyebilirim. Tabii doğal olarak mühendislik öğrencileri muhtemelen zaten aslında bu programları, özellikle Excel'i kullanıyorlardır diye düşünüyorum. Ama hani burada kendimizi geliştirmek önemli. Ve staj diyorum ben açıkçası. Mesela ben finans kökenliydim işletme okurken, fakat daha sonra pazarlama alanına geçiş yaptım. Çünkü stajlar sayesinde kendimi keşfettim. O yüzden ben öğrencilere özellikle 3. ve 4. sınıfta, hatta imkanları ve istekleri varsa 2. sınıfta olabilir bu kabul eden şirketlerde, mutlaka farklı farklı departmanlarda staj yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü genellikle biliyorum ki mühendislerin üretim departmanı gibi departmanlarda stajları oluyor, ağırlıklı olarak zorunlu stajlar. O yüzden benim tavsiyem farklı departmanları görmeleri. Özellikle raporlama departmanına bir ilgileri varsa orada staj yaparak bunu daha fazla gözlemleyebilirler. Bizim de şu an mesela departmanımızda toplam 3 tane stajyerimiz var. Ve hepsinin farklı farklı sorumlulukları var. Bu anlamda mesela onlar da kendi yatkınlıklarını ölçme şansı bulabiliyorlar diyebilirim. Bir diğer sorumuz, ekip yönetiminde en çok zorlandığınız nokta nedir? Çok güzel bir soru. Şimdi herkesin ekip içerisindeki herkesin motivasyonu çok farklı birbirinden. Yani motive olma biçimi de çok farklı. O yüzden aslında burada önemli olan, yani motivasyonların farklı olması tabii zaman zaman zorluk yaratabiliyor ve motivasyonu yüksek tutmaya çalışmak da zaman zaman bizim için zorluk yaratabiliyor. Ama burada önemli olan çalışanları iyi tanımak ve açıkçası one to one, birebir sessionlar düzenlemek. Yani demek istediğim şu, bazı şirketlerde mesela değerlendirmeler ya da yöneticiyle çalışanın görüşmesi yılda bir kez oluyor. Bu çok az. O yüzden aslında ayda bir, hatta mümkünse daha bile sık olabilir ama minimum ayda bir çalışanla bir araya gelmek oldukça önemli. Çünkü onu günlük hayatta, iş hayatında bazen o kadar yoğun dönemlerden geçiyoruz ki çalışanımızın ya da bazen kendimizin içinden geçtiği sürecin farkına varamayabiliyoruz o sırada. Yani işe çok odaklanıp aslında kişinin psikolojisini görmeyebiliyoruz ya da fark etmeyebiliyoruz. Bu anlamda aslında ayda bir görüşmeler yaparak onun motivasyonunun da ne durumda olduğunu anlama şansımız oluyor. Belki o sırada bir mutsuzluğu olabilir ya da bir projeyle uğraşırken o projede struggle ettiği, yani problem yaşadığı alanlar olabilir ama siz çok fazla iletişim halinde olmadığınız için farkında olmayabilirsiniz. O yüzden aslında geri bildirim sessionlarıyla, hani feedback sessionlarıyla, birebir sessionlarla birbirimizi daha fazla anlama şansımız olabilir. O yüzden benim tavsiyem de aslında ileride iş hayatına atıldığında, bu staj için de geçerli bu arada, o hengamenin içinde yöneticiniz fırsat bulamıyorsa bile çalışan olarak sizin yöneticinize "ben sizinle konuşmak istiyorum" diye fırsat yaratmak gerekiyor. Yöneticinin de tabii ki bunun farkında olması önemli. Ben kendi ekibimde açıkçası sık sık fırsat buldukça, dediğim gibi minimum ayda bir ama gerektiğinde daha sık çalışanlarımla bir araya geliyorum. Bu sayede onların hem içinde bulunduğu durumu hem de psikolojisini ve şirketle ilgili ne hissettiğini, departmanla ilgili ya da kendisiyle ilgili ne hissettiğini anlama şansım oluyor. Ona göre aksiyon alıyorum bu arada. Yani bence bu anlamda birebir iletişim çok önemli diyebilirim.
Çok teşekkürler. Bir diğer sorumuzu aslında ufacık da olsa birazcık cevapladınız, eklemek istediğiniz bir şey olursa diye tekrardan soracağım. Çalışanlarınızın gelişimine yatırım yapmak için uyguladığınız çalışmalar var mı? Az önce bahsettiğinizi belki bir çalışma olarak değil de birebir iletişim olarak düşünebiliriz ama buna eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Evet, kesinlikle var. Online da olabilir, offline de olabilir ama şirketimiz çalışanlarına, farklı seviyelerdeki çalışanlara farklı eğitimler sunabiliyor. Ne gibi? Mesela yakın bir zamanda self-leading eğitimimiz oldu ve oldukça 4 günlük bir eğitimdi. 4 günlük bir eğitim, hani tahmin edersiniz ki bu iş yoğunluğunda oldukça aslında şirketin çalışanına yatırım yaptığının en büyük göstergelerinden biri. Bu tarz self-leading presentation skills gibi, dediğim gibi aslında biraz da çalıştığınız departmanın ve sizin ihtiyaçlarınıza yönelik şirketimiz eğitimler düzenliyor. Bunun dışında aslında Grid platformumuz var. O platformu da aslında ilginizi çekebilecek her türlü konuda içeriklerin olduğu ve eğitimlerin olduğu bir program, online bir platform olarak düşünebilirsiniz. Oradan da girip, hatta şirketimiz ayda minimum 4 saati her çalışanın ayırmasını destekliyor ve bunun için bence çok örnek bir şirketimizin uygulaması var. Her cuma günü 1 saatlik slotumuz kapalı. Ve herkes aslında bu grid sistemine girerek, tabii ki siz kendi yoğunluğunuza göre bir saati şekillendirebilirsiniz. Yani farklı günlerde yapabilirsiniz ama şirketimiz bu imkanı sunuyor ve her hafta 1 saat Grid Akademi'de, Grid'de vakit geçirebiliyorsunuz ve orada farklı farklı içerikler var. Hatta yakın bir zamanda dijitalleşme ile ilgili çok güzel bir içerik vardı. Çünkü aslında günümüzün en büyük trendlerinden biri dijitalleşme trendi. Orada farklı farklı modüllerden oluşan bir eğitim vardı. Sadece bunu okuma olarak düşünmeyin. Case study'ler de var, videolar da var. Farklı farklı içeriklerle desteklenen bir platform olarak düşünün. Bu anlamda da Grid platformu bizim için oldukça verimli bir platform diyebilirim. Ki zaten GG Akademi'de en başında bahsetmiştim. Yeni mezun olmuş ya da maksimum 3 yıl deneyime sahip kişilere sunulan bir program. O da zaten direkt yönetici adayı yetiştirme üzerine kurulu bir program olduğu için oldukça değerli diyebilirim. Eğer bir YT'de çalışmak isteyenler varsa mutlaka bu açık pozisyonları takip etsinler ki dediğim gibi GG programı ihtiyaca göre açılan bir program. Bu sayede platformları takip ettikçe bu ihtiyaçlardan haberdar olabilirler diyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun Melike Hanım. Ben sizi Keyifli duyamıyorum bu arada. sohbetiniz için. Tamam, şu an geldim. Şu an Duyabiliyor geldim. musunuz? Tamam, Evet. süper. Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederiz. Süremizin de sonuna geldik. Enerjiniz muhteşemdi. Bize de aynı şekilde geçti. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı sunduğunuz için. Umarım tekrar farklı etkinliklerde görüşürüz ve öğrencilerimiz için de etkili olmuştur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler. Hoşça kalın. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. To our social media, our e-commerce, through to our brand new concepts.